Özgür Bey, genel merkeze şöyle ilk girdiğimizde baktık, çok fazla hareketlilik yok gibi. Anladığımız kadar esas hareketlilik binanın içinde değil, sokaklarda. Tabii tabii. Yani 2 hafta öncesine kadar, 3 hafta öncesine kadar aday belirleme süreci vardı. O sırada tabii hareketlilik vardı. Özellikle 1 ay öncesine kadar çoktu, sonra azaldı. Şimdi tamamen sokak sakin. Bugün de 2 miting yaptınız. Bu mitingleri konuşacağız ama seyircilerimiz bütün programlarımızda aslında bizden ilk olarak şunu duymak istiyor. Belki özellikle muhalefet seçmeni, özellikle CHP seçmeni, ya artık çok kısa bir zaman kaldı, nedir durum? Dolayısıyla ben öyle başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Metropol bir araştırma yayınladı. Son araştırmasına göre Metropol'ün Ankara'da Sayın Mansur Yavaş'ın 14 puan gibi önde olduğu görünmekte. İzmir'in rahatça alınabileceğini düşünüyor yine Metropol araştırmasına göre. Fakat Ekrem İmamoğlu'na gelince iş, İstanbul'da hala durumun Ekrem İmamoğlu lehine ancak kesinleşmiş ya da rahatlamayı gerektirebilecek bir durum olmadığını söylüyor. Bunlar Metropol'ün tabii ki kendi yorumları, kendi araştırmaları. Başka araştırma şirketleri de var. Son olduğu için sordum. Sizin elinizdeki anketler ne söylüyor? Çok farklı değil. Şöyle, yani tabii seçmenin vereceği karara şimdiden kimsenin ipotek koyması mümkün değil. Yani şimdi bazı şeyleri söyleyince de seçmen ya daha yapılmamış seçimi bitmiş kabul ediyorlar ama bize araştırmacıların söylediği, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı bitti. CHP'nin kaç belediye alacağı, belediye meclis çoğunluğunu bir rahat bir çoğunluk mu sağlayacağı, ucu ucuna veya 1-2 sandalyeli mi olacağı, yarışın orada geçtiğini söylüyorlar. İzmir'le ilgili bir risk, bir kriz yok. Zaten öyle bir şey hiçbir zaman beklemiyoruz. Özellikle İzmir'de 9 tane seçilecek yerden kadın aday ve 14 tane 40 yaş altı aday sahayı çok heyecanlandırdı. Tabii şöyle bir gerçeklik var. 31 adaydan 28'i büyükşehir'e ayıralım. 30 belediye, ilçe belediyesinden 28'i yeni aday, 27'si yeni aday. Öyle olunca tabii bir ya ne oluyoruz bu kadar büyük bir değişimin sonucunda diye ilk başta tartışmalar, bir takım itirazlar falan da yükseldi. Ama sahada inanılmaz bir karşılık var. Hele hele İzmir tarihinde ilk kez bu kadar yerli adaylarla, kendi adaylarıyla, yani sadece 2 ya da 3 ilçede aday ilçede doğmamış ya da doymamış ya da yaşamamış, yaşamıyor falan. O da çok zor. Geçmişte bu 10-12 rakamını buluyordu, 14 rakamını buluyordu. İzmir'in hem genç kadrodan hem de bugüne kadar Cumhuriyet tarihi boyunca 6 kadın belediye başkanımız olmuş İzmir'de. 3'ü de son dönem. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca son 5 yıla kadar 3, son 5 yılda 3-6. Şimdi biz bu dönem 9 tane seçilecek yerden ve daha önce mesela 25-30 bin nüfuslu ilçelerdeyken kadın adaylarımız 600 bin, 700 bin, 800 bin nüfuslu, işte Karşıyaka'da, Karabağlar'da, Konak'ta kadın adaylarımız var. İzmir'de halktan çok ciddi bir teveccüh gördü liste. İstanbul'daki durumda şu, seçim bitti diyemeyiz. Ankara kadar rahat değil. Öndeyiz, her geçen gün iyiye gidiyor. Kaç puan gibi görüyorsunuz? Şimdi puan olarak, yani bize 7 puan diyen var, 9 puan diyen var, 4 puan diyen var. Ama tabii günden güne değişiyor sürekli. Ama bir gerçek var, sahada Ekrem İmamoğlu'nun performansı her geçen gün farkı biraz daha açıyor diye genel olarak değerlendiriyoruz. Ama sonuçta en doğru anket 31 Mart günü yapılacak anket. Saat 17'de sandık kapanana kadar seçmen fikrini değiştirebilir, her şey olur. Ondan herkes sanki bir adım gerideymiş gibi çalışıyor olması lazım. O azimle çalışıyoruz. Şimdi İstanbul bahsini detaylandırırız veya Ankara'yı devamında, ama şimdi siz YSK'ya aday teslimi yapıldı. Siz bir konuşma yaptınız. Dediniz ki 17.01'den itibaren artık parti içi tartışmalar bitti. Recep Tayyip Erdoğan'ı yenme, onun için mücadele etme zamanıdır. Çok net hatırlıyorum, cümle aşağı yukarı böyle böyleydi. Partide o birlik sağlandı mı? Bütün CHP'liler bütün adaylar için mücadele ediyor mu şu anda sahada? Şimdi birincisi, tabii bu sözü niye söyledim? Bunu bir görmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir parti. Demokrat bir parti. Kendi içinde eleştiri, öz eleştiri mekanizmalarının oldukça yoğun olduğu
Ve özellikle sosyal medyanın da vermiş olduğu... Tabii şunu ekleyeyim. O güne kadar adaylarla ilgili ya da başka konularda çok ciddi tartışmalar oldu, istifalar oldu vesaire. Sular duruldu mu yani? Merak ettiğim o. Tabii. Yani şunu söyleyeceğim. Tabii her dönem olur. Hatta en az istifaların olduğu ve en az başka partiden adaylaşmanın olduğu dönem bu. Gerçi orada teknik olarak da yaptığımız bir çalışmamız var. Ama doğrusu şu... Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki mutlak sessizlik, mutlak biat kültürü, bazısı beklenti yönetimi diyor. Şimdi buraya olmadı ama yarın beni milletvekili yapar, yarın beni bakan yardımcısı yapar, yarın beni işte büyükelçi yapar, her şey olabiliyor. Bir yandan işte herkesin bir açığı ellerinde, istediğini FETÖ'cü yapıyor, istediğini hain yapıyorlar falan. O yüzden oradaki mutlak sessizlik bizdeki çok sesliliği gürültü, kavga gibi gösteriyor. Elbette tartışmalar da oldu. Elbette oldu. Her zaman da olur. Ama önemli olan şu. Listeler verildikten sonra %99.9 bu talebim karşılık bulmuş görülüyor. Tabii listelere bazı adaylar düşüyor. Yerine yeni aday gösteriliyor falan. Ama 3 Mart tarihi itibariyle artık herhangi bir tartışma kalmadı. Partide bir birlik bütünlük var. Ama esas mesele şu. Bunu partiler not ediyor bizde. Yani hep şöyle olur. Mesela aday gösterilmeyen bir aday adayının parti için çalıştığını parti hafızası unutmaz. Veya partinin lehine çalışmadığını. Bugün örneğin işte il ismi vermeyeyim, bir adayın şu anki adayımıza aday adaylarından birinin destek vermesi gerektiğiyle ilgili bir beklenti var. O konuşulurken birisi dedi ki ya 2014 yılında da o bizim adaya kendi olmayınca destek vermek yerine DSP'nin adayıyla fotoğraf çektirmişti. Allah Allah. O fotoğrafa kadar hatırlıyorlar. Bizim parti vicdanı bunları kaydeder, unutmaz. Ve benim gördüğüm kadarıyla, bana ulaşan kadarıyla ki yani her olumsuz bilgi çok hızlı ulaşıyor. Birlik, beraberlik sağlanmış. Artık çok istisnai örnekler dışında. O istisnai örneklerden çok özür dilerim. Araya girip hemen onu da bu konuyu kapatırız isterseniz. Mesela Gürsel Tekin'in istifası, mesela Battal İlgezdi vesaire. Bunlarla sonra konuştunuz mu yoksa hayır kaldı canları sağ olsun mu diyorsunuz? Şöyle bazılarıyla konuştuk, sadece öyle değil ki yani Sarıyer'i var, Mezitlisi evet, var, dünya kadar mevzu var. Birçoğuyla konuştum. Bazen de konuşmak çok da iyi olmuyor. Mesela bir aday Edirne'de. Bir aday olmayı ön seçime girdi. Ön seçim yaptık. Bütün Edirne'de ön seçim yaptık. Ön seçimden çıkamadı. Başka partiye gitmeye kalktı. Ben de aradım, dedim ki ya ön seçim istediniz, yaptık. Hile varsa itiraz edersin. Hile de yok. Adayın birisi açık farkla kazanmış. Sen artık gel partine kaybettirecek bir iş yapma. AK Parti'ye kazandırırsın falan. Bir aradım. İkincide de aradığımda sesi kısıktı. Konuşamadık. Üçüncüyü ben de hatırlamıyorum. Genel Başkan beni 3 kere aradı. İşte bana İstanbul Büyükşehir'de görev teklif ettiler. Öyle bir teklif falan yok ama ondan sonra teklif de edilse kamu görevi teklif edilmiş. Yani ya gel senin birikiminden burada yararlanalım. Hani İstanbul Büyükşehir babamızın malı değil, öyle bir şey teklif edemeyiz. Sonradan açıklık getirdi. Beni İstanbul Büyükşehir'den bir üst düzey bürokrat aradı falan filan diye bir takım şeyler. Bazen de hani yaralar çok tazeyken pansuman olsun diye arıyorsun. O da Genel Başkan'ın araması başka bir şey yapıyor. Gürsel abiyle bir sorun yaşamayız. Battal İlgezdi ile bir sorun yaşamayız. Battal İlgezdi adayı elini kaldırdı, aday için çalışıyor. Gürsel abi bu süreçleri kendisi de çok yaşamış birisi. Bilir süreçleri. Geçmişte bu hani yüksek enerjili hal geriye döndüğünde o da üzülür. O yüzden bir sıkıntı olmaz. Yani partide böyle konuşulacak, tartışılacak bir problemimiz kalmadı. Konu tam oraya gelmişken şunu eklemek durumdayım. Ekrem İmamoğlu dün bir soru üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek dedi ki elbette ki ben eski genel başkanımızı sahada görmek isterim dedi. Siz Kemal Bey'le bir görüşme yapmışsınız bir süre önce. Hatta o görüşmede kendisini bu seçim sürecinde sahaya davet ettiğiniz de kulislerde konuşuldu. Siz böyle düşünüyor musunuz? Kemal Bey'i sahada görmek ister miydiniz? Ya da böyle bir konuşma gerçekleştiyse nasıl bir sonuca vardınız? Şimdi birincisi, ben bugün de örneğin emeklilerin bayram ikramiyesi konuşulurken bu varsa Kemal Bey sayesinde var dedim. Kendisine minnetlerimizi ifade ettik ve hep birlikte Mamak'ta da alkışladık. Yanılmıyorsam dün Edirne'de de, yani lafın geldiğinde her yerde hep aynı metin konuşmuyoruz tabii ama Kemal Bey'in ismini duyunca bizim arkadaşlarımız da memnun oluyorlar. Ben de ismini anınca memnun oluyorum.
Sayın Genel Başkan'ın katkı sağlamak isterse, geçen gün o biraz, ben bunları açıklamak bana düşmez, doğru olmaz. Kendi takdirlerinde de, ama geçen gün bir söyleşisinde okuduğum kadarıyla bazı davetler oluyor, şimdilik düşünmüyorum gibi bir şey de söylemişti. Ben kendisine uygun gördüğünüz yerde, uygun gördüğünüz zeminde, uygun gördüğünüz çevrede birlikte olmak isteriz diye ifade etmiştim. O da düşüneyim demişti. Bunda bir art niyet aramamak lazım. Yine bir kulis arkası haber okudum. Ya yeni bir genel başkan var, ona alan açmak lazım. Sanki hani sen yapamazsın, ben yapıyorum gibi algılansın istemem diye de bir kulis haber okudum. Onu da genel başkan ağzından duymadım. O yüzden hassasiyet gösteriyor olabilir. Kendisi önceki genel başkanlarıyla birlikte sahada çalışma olmadığı için belki bir kıyaslamadan kaçınıyor olabilir. O yüzden bunu kötüye yormamak lazım. Ama örneğin Kemal Bey herhangi bir yerde kampanyaya bir katkı vermeye niyetlenirse, ben inanılmaz mutlu olurum bundan. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer mutlu olur. Önümüzdeki günlerde belki, hani şu anda kararlaştırmadık çünkü stratejiyi konuşuyoruz, an be an bakıyoruz, ilçe mitinglerini çok faydalı ölçüyoruz, büyük mitingler yapacak mıyız bilmiyorum ama Ankara'da bir büyük miting yapacak olursak Kemal Bey'i davet etmeden olmaz. Ben bütün önemli organizasyonlar yapıyorum. Tunceli şeyine bakarız, sürekli ölçme değerlendirme bakarız. Tunceli'de bir miting planlayacaksak, zaten ben Tunceli'ye her gidişimden önce 10 yıldır Sayın Genel Başkan'ı ziyaret eder sorardım. Bu seferinde de öyle yaptım, memleketinize gidiyorum diye. Örneğin Tunceli'ye birlikte gitmeyi, sembolik birkaç yere birlikte gitmeyi çok isterim. Orada bir sorunumuz yok. Aramızda da böyle hani Kemal Bey'le kesinlikle böyle bir soğukluk, bir sürtüşme, bir çekişme falan, hiç öyle bir şey yok. Peki bu turu tamamlamak için şöyle o zaman, hem tarihe de bir yandan not düşüyoruz Özgür Bey. Murat Yetkin, siz de çok yakından tanıyorsunuz. Çok tecrübeli bir Ankara gazetecisi aynı zamanda. Onun bir kulis haberi var. Dedi ki partinin içinde bir grup var ki İmamoğlu'nun seçilmemesi için çalışıyorlar. Yine bir bazı başka kulisler şunu söyledi ve bu basında tartışılmaya başlandı. Aslında İmamoğlu'nun başarısından daha çok şu anda 1 Nisan için bir çalışma var. Şimdi bunu şöyle soruyorum. Maalesef genel seçimlerde bazı koalisyon ya da altılı masanın bazı ortaklarının alanda başarı için çalışmadıklarını gördük. Sonrasında kendileri de açıkladılar. Şu anda partinin bütün örgütleri yerelde sizin arzu ettiğiniz gibi çalışıyorlar mı? Murat Yetkin'in bu kulisine ne dersiniz? İmamoğlu'nun başarısı konusunda mutlu olmayacak olan bir ekip olabileceği parti içinde buna cevabınız ne olur? Belki bir ekleme, çok özür diliyorum. Galip Ensarioğlu BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada da seçimlerden sonra CHP Genel Başkanı değişecek dedi hatta. Yani o kadar ileriye götürdü bu iddiaları, tezleri. Şöyle, kendi işlerine baksınlar tabii de. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının nasıl değiştiği ve nasıl değiştiği ortada. O son derece bizim kendi iç meselemiz. Kendi partilerinde genel başkan değişiminin adını anamayanlar oturup da bizi böyle bir olsa olsa Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurultay yaparak ve çoklu yarışla genel başkana rakip çıkabilen ve o rakibin seçimi kazanabildiği tek parti. Yani bunu görmek lazım. Onun dışında işlerine baksınlar. Ben Murat Yetkin'i dikkatle okuyorum. Orada sanki örgütler demiyor da bazı kişiler, bazı yapılar falan diyor. Şimdi böyle bir sıkıntınız var mı? Benim öyle bir sıkıntım örgüt bazında yok. Bazı yerlerde şöyle var, bazı illerde hep olur. Aslında onun panzehri de bellidir. Şimdi bir belediye başkanı vardır. Yapılan seçimlerde ilçe seçimini onun desteklediği aday kazanmıştır. Onun devamını istiyorlardır. Ya da ilçe başkanı istifa edip aday olmak istemiştir, olamamıştır. O zaman ilçe yönetiminde bir kırgınlık, bir küskünlük, bir ataletin olduğu vakadır. Ya, olur böyle şeyler, %3-5 olur. Burada yapılacak iş, bu durumda o örgütü hemen görevden almaktır. Yerine yenisini atamaktır. Biz bu süreçte parti içindeki barışı, parti içindeki tartışmaları, bir de çok istismar ediliyor. Yani küçücük bir laf, küçücük bir söz, olmayan bir laf yani. İcat ediyor birisi bir lafı, atıyor ortaya.
Yeni Şafak gazetesi manşet yapıyor. Öbür gün bakıyorum olmadık yerlerde, yani bunu haberi doğrulatmadan, yani 3. 4. el piyasada alt yazıyı alıyor televizyonlar. O yüzden birazcık bu konulara dikkat ettik. Bazı ilçelerde böyle atıl kalan, yavaş kalan, ondan beklediğimiz performansı göstermeyenler olsa da onları doğrudan görevden almak yerine arayarak, telkin ederek, hatalarını söyleyerek bir noktaya getirdik. Şu anda ben Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde partinin başarısı için çalışmayan bir örgüt olduğunu duymuyorum, görmüyorum. Olursa görevden alırız zaten. Yani bu vakitten sonra bunun affı falan olmaz. Ama bazı kişilerden bahsediliyor. Onlar hani örgüt içinde var mı? Olabilir. Onların örgütte olması hata. Onları buralara kim nasıl dahil etmiş, ben ona inanamıyorum. Yani acayip bir takım adamlar internette göya işte Kemal Bey'i savunan bir takım hesaplar, bir takım gerçek kişiler bir öyle abuk subuk şeyler yazıyorlar, öyle iftiralar atıyorlar. Ya nelerle uğraştık. Arkadaşlarımız meclis başkanlığına başvurdular, tahkikat komisyonu kurdurdular. Videolar üzerinden, personel üzerinden atılan yalanın, çünkü partiye zarar verecek bir yalan atıyor adam. Adam bir tane yani siteye erişimin bile tek sayfa olduğu bir şey site diyorlar ona. Tabloid sitemine böyle yapıştırmışlar onu. Oraya bir yalan haber koymuş. O yalan haberi tweetleyip bilmem ne işte diyor ki mecliste CHP'li bir Karadeniz milletvekilinin geçmiş dönem MYK üyesi olan, adrese teslim, Seyit Torun Karadeniz'deki MYK üyesi, odasında işi adı VA olan bir milletvekili torba unuttu. Evet. Küllüm yalan. İkisi de hemen başvurdu meclise. Adam en son yaş gününde gitmiş öbürünün odasına bu denen olaydan 4 ay önce. Her yer kamera mecliste. Ya kolay mı? Milletvekilin masasına bir dinleme cihazı koyar. O meclisi temizleyen arkadaşlar ne kadar titiz bir eğitim alıyorlar. Yok gizli tutalım bilmem ne. Şimdi ya biz bunlarla uğraşıyoruz. Yeni Şafak ertesi gün sabah bunu mu manşetine taşıyor. Şimdi böyle hani tümör gibi tipler var. Tümör gibi böyle. Onlara bir şey diyemiyoruz. Bunların hiçbiri ilçe örgütünde görev yapmamış, il örgütünde görev yapmamış. Bir yerden gel. Kendini bir yerden partili sayıyorlar. Bu tümörlerle, bu adenokarsinomlarla falan böyle başka bir yöntemle baş etmek lazım. O bugünün işi değil. Aslında o zaman siz yani siz derken cevap gelmedi ama ona söylenecek güzel bir laf vardı. Biz meclis başkanından hala 10 bin dolar alan milletvekillerinin ismini bekliyoruz. Evet, evet. Keşke evet. Ama onlar kendileri başvurmadılar. Bizim arkadaşlarımız başvurdu. Yani böyle dünyanın en büyük yalanını bile meclis başkanlığına başvurup kendimizi ispatlamak zorunda kalıyoruz. Çünkü gazetelere manşet oluyor. Yani yanlış anlamayın. Bizim böyle bağımsız gazetecilik yaptığını özgür medya olarak düşündüğümüz arkadaşlarımız bunu konu ediyorlar. Kendi böyle televizyonlarda konu ediyorlar, kendi YouTube kanallarında konu ediyorlar. Bir yani dümdüz yalanın peşine takılan bile var. Peki ben İstanbul seçimine döneyim mi? Tabii. Şimdi belki diyeceksiniz ki bana ne? Yani şunu soracağım size. Murat Kurum AK Parti için doğru aday mıydı? Şunun için soruyorum, biraz açayım. Şimdi adaylık belli olduktan sonra işte sahaya çıktılar, konuşmalar vesaire. Arada bir ciddi bir Ekrem İmamoğlu'yla Murat Kurum arasında ciddi bir polemik anlamında fark olduğu ortaya çıktı. Bu sadece sosyal medyada değil, işte televizyonlarda da ve AK Parti içinde de aslında çok konuşulan bir tırnak içinde gerçek diyeyim. Ortada böyle bir durum varken bu polemik mevzu acaba seçim sonucuna yansıyacak bir şey mi? Murat Kurum İmamoğlu karşısında AK Parti açısından doğru aday mı? İkinci bölümü de şu sorumun. Şimdi deniyor ki mesela Ekrem Bey acemi aday yakıştırması yaptı ya da siz de herhalde siz Pinokyo mu demiştiniz, yanlış mı hatırlıyorum? Ama o yani şeyden dolayı değil, adayın kendisinden dolayı değil de bir büyük yalana sarılmasından tamam. Dolayı. Bu yaklaşımın Murat Kurum açısından bir mağduriyet yaratacağı, bizim halkımızın da mağduru sevdiği oyların ona yönelilebileceğine dair de bir yorum var. Ya bu benim işim değil. Bunu siz kendi aranızda konuşun. Ben kendi adaylarım doğru mu değil mi, sağ performansı ne? Benim Murat Kurum'u aday alacak bir tarafımız yok. Kendisi bakanlık yaptığı süreçte de özellikle doğal afetler, depremler sırasında karşılaştığımızda da kendisinden konuştuğumuz, bilgi aldığımız birisi. İstanbul'a aday gösterilmiş.
onu seçimin sonucu gösterecek. Yani Binali Yıldırım'ın gösterdiği performansa yaklaşır yaklaşmaz bilmem. Benim Pinokyo değişim şundandır. Tam da adayların son çekilme günüydü. Bazı adaylar çekiliyordu falan. Orada Murat Kurum çıktı. Gazze 31 Mart'ı umutla bekliyor. 31 Mart'ta biz seçimi kazanırsak Gazze'ye yardım yapacağız. Evet. Dedi, ben bunu söyledim ya, böyle yalan olur mu? Gazze'ye yardım yapacaksan sen kaç senedir iktidarda değil misin? Refah sınır kapısını zorlayacak siz değil misiniz? İsrail'le bu kadar iyi ilişkiler kuruyorsunuz da oraya insani yardım yollama konusunda, yani sanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yardım yollamamış gibi bir şey yapıyorsun. Böyle zaten yalan olur mu dedi. Yardım yollandı, açıklandı. Yollandı. Yani. Zaten daha önce de yollanmıştı, yine yollandı. Geçen sene de İstanbul Büyükşehir yine 6 tır Filistin'e Ramazan öncesinde yardım yollamıştı. Bu bugünün işi değil. Ayrıca şeyin söylediği, Murat Kurum'un söylediği büyük bir yalan. Ben de dedim ki sen bu adayı bugün çek, yerine Pinokyo'yu koy, daha başarılı olur dedim. Yani söylemek istediğim o. O yalanın büyüklüğüne vurguydu. Kimsenin Sayın Kurum'la dalga geçiyor ki sosyal medyada. Hepimizden, yani bir dilin sürçmeye görsün, bir hata yapmaya gör. Hepimizden herkes dalga geçiyor. Eğer birilerinin sistematik olarak dalga geçmesi, alay etmesiyle, üzerine gitmesiyle falan bir mağduriyet olup olsaydı CHP çoktan iktidar olurdu. Kemal Bey %80'le seçilirdi. Benim de şu anki güven onayım %90'larda falan olurdu. Yani öyle çok acayip bir şey söylediniz gerçekten. Karşı tarafın alay etmesiyle, saldırmasıyla mağduriyet doyup da seçim kazanacak. Olmuyor diyorsunuz öyle. Bizden büyük mağdur mu var ya? Özgür Bey, ne zaman seçim konuşulsa, yani biz mesela bugünkü yayını duyururken de benzer sorular geldi. Sandık güvenliği konusu mutlaka gündeme geliyor. Hatırlarsanız geçen yılki seçimden sonra şu an CHP Grup Başkan Vekili olan Gökhan Günaydın bizzat Halk TV ekranlarında dedi ki sandıklara hakimiyet konusunda biz 14 Mayıs'ta doğru bir sınav veremedik dedi. 17 bin sandıkta, kimisine göre 30 bin sandıkta CHP hakimiyeti olmadığı konuşuldu. Siz o zaman ne yapmadınız da şimdi 31 Mart'ta yapacaksınız? İnsanların için rahatlatacak bir projeniz var mı sandık güvenliği konusunda? Birincisi, bunu herkes soruyor gerçekten. Birincisi yani. 14 Mayıs günü yaşananlarla ilgili o ortaya çıkan travma dönemindeki rakamlar ve o rakamların büyüklüğü arkadaşlarımızı da yanıltmış olabilir. Biz 14 Mayıs günü o 17 bin rakamına ulaşmak için 7 ilde seçime girmedik. 7 ilde seçime girmediğimiz için İyi Parti'nin adaylarını destekledik. Oralara zaten sandık görevlisi teknik olarak resmen veremiyorsunuz. Orada müşahit yollarsanız yolluyorsunuz. O 17 bin rakamın içindeki işte 13 bin küsürü oradandı. Veya 12 bin 900 bilmem kaçı. Bizim esas her zamanki o 3.000-3.500, o hiç olamadığımız coğrafyalarla ilgili sorunlu yeri aşan bir şey yoktu. Bu birincisi. O gün Onursal adı güzel arkadaşımızın ismi haksız yere ortaya atılmış. O da görevinden istifa etmişti ama o sistem 28'inde de tıkır tıkır çalıştı. Herkes de şimdi hakkını teslim ediyor. Bugün Türkiye'nin herhangi bir ilçesine gidin. 14 Mayıs gecesi sistem çöktü mü deyin, yok hiç bu kadar iyi çalıştığı olmamıştı dedi, diyorlar. Üçüncüsü, elimizde ıslak imzalılar var. Yüksek Seçim Kurulu da tamamının PDF'ini taradı koydu. Karşılaşıp sonucuna iki gün içinde itiraz etmediğimiz yok. İtirazlar da karara bağlanmış. İsteyen oturursa yer. Yani şöyle bir kolaycılığa gidiyor bizimkiler. Aslında seçimi kazanmıştık da sandıkta biz seçimi kaybettik. Ve ıslak imzaların bütününün PDF'i Yüksek Seçim Kurulu sitesinde duruyor. İtiraz etmekte geciktiğiniz hiç olmadı mı sandık? Çünkü mutlaka olmuştur. Mutlaka olmuştur. Ama sonuca etki etmenin milyonda birinde değildir. Öyle itiraz etmekte gecikme falan diye bir şey yok. Şöyle bir şey var orada da. CHP şu kadar sandıkta sonuca itiraz etmedi dediklerinde de 13 bin sandığı hesaba katınca bilmem ne olmuş olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde son seçimin tutanakları var ve tutanakları dijital olarak karşılaştıran sistemi de var. Manuel karşılaştırmalar ilçe, il, genel merkez bazında da yapılıyor. Halen daha üstüne de çalışılıyor. Keşke, ben çok isterdim. O zaman işimiz çok kolay. Biz aslında seçimi kazanıyoruz. Ama sistemde bilmem neden dolayı olmuyor. Sistemi düzeltip iktidar oluruz. Sistemi düzeltmek kolay. Önemli olan kazanacak oyu almak. Onunla ilgili hepimize sorumluluk düşüyor. Ama şu gerçeği de söyleyeyim. Yerel seçimler şöyle seçimlerdir.
sandık zayıf olduğunuz yerde, sandığı koruyamadığınız yerde zaten ya adayınız yoktur. Gerçi biz bu seçim, geçen seçim 800 aday göstermişken bu seçim 1150 aday gösterdik Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Yani en çok aday gösteren 4. parti herhalde CHP, öyle hatırlıyorum. Evet evet, ve tarihinin en yüksek aday gösterme oranında CHP. Evet. Ona çok önem veriyorum, sebebini anlatabilirim. Konuyu şimdi dallandırmayayım diye. Ve Cumhuriyet, güçsüz olduğunuz yerde zaten ya adayınız yok ya adayınızın iddiası yok. İddialı olduğunuz yerde örgütünüz güçlü ve sandığa sahip çıkma diye bir sorununuz yok. Şu anda iddia koyduğumuz, yani bizde olan ya da yüksek ve orta fırsat olarak gördüğümüz açık yeşil ve koyu yeşil sandıklarımızın tamamında hem görevlilerimiz var hem yedekleri var. Ama Özgür Bey, şimdi bundan önce yani Ekrem İmamoğlu'nun zaferle çıktığı İstanbul seçimlerinde biz de o dönem çok yoğun yayınlar yapmıştık. Ve hakikaten o dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem il örgütü hem de ilçe örgütleri inanılmaz iyi organize oldular. Ve o dönem İYİ Parti ile olan işbirliğiniz nedeniyle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve de HDP'nin de, o dönemki HDP'nin de büyük katkısıyla gerçekten İstanbul özelinde ama genel olarak sandık güvenliği gerçekten sağlanabildi. Belki Ekrem Bey'in ikinci turda o kadar yüksek farkla alabilmesinin önemli nedenlerinden de bir tanesi buldu. Gerçekten kuş uçurtmadılar ve müthiş bir ilgi vardı. Şimdi iki durum var Barış'ın sorusunun devamı olarak. Bir, maalesef genel seçimlerden sonra seçmenler de hem seçime gidip oy kullanma konusunda biraz yılgınlık ve iştahsızlık var ya da isteksizlik var. İkincisi görevli olma konusunda da, çünkü duyuyoruz mesela ya görevli olacağız yine aynı şeyler olacak diyenler var, bir. İkincisi İYİ Parti ve DEM'le bu sefer ittifak yapmadınız. DEM'in özellikle Doğu ve Güneydoğu sandıklarında aldığı rol çok önemli oluyor. Yine İstanbul'un bazı kritik ilçelerinde. Dolayısıyla bu açığı nasıl kapatacaksınız? Ya da en azından sandık güvenliği konusunda bir işbirliği yapacaksınız? Nasıl olacak? Öyle bir açık yok. Birincisi şunu söyleyeyim. İYİ Parti ile işbirliği sandık güvenliği açısından bizi zafiyete uğratıyor. Çünkü bazı yerlerde girmiyorsunuz. Orada sandığa görevli veremiyorsunuz. İYİ Parti'nin de sandık güvenliği konusunda yeni bir parti olmasının, insan kaynağı, geçmiş tecrübe, bizim sandık güvenliği ile ilgili bir ordumuz var, bir parti okulumuz var, düzenli eğitimlerimiz var, sertifikasyon programlarımız var, var 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 yani. Ve bu çok üzerine titrediğimiz bir mesele. Birincisi bu. İkincisi bu sefer ki işte DEM'le birlikte, biz geçen seçimde işte HDP ile birlikte, HDP de sandıklarda durdu. Doğu Güneydoğu sandıkları açısından önemlidir. İstanbul örgütümüz, bizim o kadar güçlü bir sandık güvenliği olan bir örgütümüz ki, sandık sorumluluğu alan bir örgütümüz ki, geçmişte de öyleydi. Bugün de öyle, en ufak bir zafiyet yok. Yedeklerine kadar hepsi hazır. Oralarda bir sıkıntı olmaz. Bu sandığa katılım oranının düşmesi ve isteksizliği en çok seçimde oyların çalındığı ya da partinin sandığa giren oyu koruyamadığı algısı köpürtülerek yükseltiliyor. Onu anlatmak lazım. Yani insanların sandığa oy atana kadar oy kendi namuslarıdır. Atıldıktan sonra bizim namusumuzdur. Biz bunu son seçimlerde de, geçen yerel seçimlerde de, tekrar edilen yerlerde, biz koca bir milletvekili grubunu okul sorumluları yapacak kadar işi ölçeklendirmiştik ikinci seçimde. Yine her türlü önlem, iddialı olduğumuz, hatta en ufak şansımızın olduğu her yerde sandıklara en üst düzeyde sahip çıkıyoruz. Hiç iddiamızın olmadığı, çok zorda olduğumuz yerlerde de hiçbir sandığı boş bırakmamak için yine gayret ediyoruz. Yani geçen seçimlerdeki kadar adayımızın olduğu her yerde oyumuzu korumak için görevlimiz var. Peki. Eğitimleri de gayet iyi, gayet yetkinler. 31 Mart, 1 Nisan geldiğinde biz CHP'nin hangi sahip olmadığı illeri ya da ilçeleri, önemli ilçeleri aldığını göreceğiz. Belki bir şey de yaparsınız ya, biz bu il ve ilçede zayıfız, sıkıntı var diyeceğiniz bir nokta da olabilir, bir öz eleştiri açısından, tersinden yani. Bu bahiste şunu da sorayım, bu Lütfü Savaş meselesi hani çok geride kaldı, kapandı aslında ama neticede bir karar verdi parti ve Lütfü Savaş'la seçime gidiyor. Siz son noktada da kazanacak adayın o olduğunu gördük dediniz. Hala öyle mi? Hala öyle.
her geçen haber daha iyi geliyor. Şöyle bir şey var. Lütfi Savaş meselesinde ilk günden beri ben Hatay'daki tansiyon, Twitter'daki tansiyon, İstanbul'daki tansiyon, Anadolu'daki tansiyonun birbirinden farklı olduğunu doğrudan ölçümlerle gördüm. Öyle olmasaydı zaten şimdi dünya kadar aday değiştirdik. Dünya kadar. Yani İzmir'de 21 tane aday değiştirmişiz değil mi? Memnuniyet anketine bakıyoruz. Partinin üzerinde seçildiği noktanın ilerisinde olmayan ama aslında aday gösterildiğinde belki seçilecek bile olan adayları daha genç aday için, kadın aday için İzmir'de bir değişimin ve bir gençleşmenin, bir dinamizmin fitilini ateşledik. Biraz risk aldınız aslında öyle mi? Yok, İzmir'de hiçbir riskimiz yok yani. Risk aldık derken doğrusunu yaptık. Yani bir parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in 100. yılında, 101. yılında İzmir gibi bir şehirde örneğin bir kadın büyükşehir belediye başkan adayı gösteremez mi? Ama alternatiflere baktığımızda ilçelerdeki belediye başkan adaylarımızın kadın, örneğin Selçuk'taki adayımız muhteşem bir belediye başkanı, etrafında çok iyi biliniyor ama Bergama'da, Dikili'de, Aliağa'da adını bilen yok. Ve çok istedik mesela böyle bir görevlendirme yapmayı. Gelecek sefer ben olurum olmam Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sı parti meclisinde 9 tane civa gibi İzmir'in en önemli ilçelerini yönetmiş 30'lu yaşlarında kadın belediye başkanları olacak. Hadi bunlardan biri ikisi kaybetmiş olsun. 7 tane olacak. Cumhuriyet tarihinde 6 tane var zaten. Hiçbirini de kaybedeceğini düşünmem. Kazanacağınız ama, ya da kaybedebileceğiniz illere ya da ilçelere bir kere şöyle. Yani mesela tabii, kaç büyük şehri kaç büyük şehre çıkaracaksınız? Ya da şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere geçtiğimiz seçimlerde İYİ Parti'nin %10'luk bir potansiyeliyle tamamen bizimle birlikte olduğunu görmek lazım. O zamanki ismiyle HDP'nin, şimdi demin, o zaman ne dediler? Biz AK Parti'ye kaybettirmek üzere strateji kuruyoruz ve hiçbir şey istemeden AK Parti'ye kaybettirecek adayları destekleyeceğiz dediler. Onların da %10'a yakın bir oyu vardı. Bu seçimde böyle bir yaklaşımdan, yani İYİ Parti ile bir mutlak işbirliğinden mahrumuz ve diğer tarafta da artık HDP, ben geçenlerde de bunu söylerken bazı yerlerde de bize kaybettiriyor. Bir tek orayı alıp işte biz size kaybettireceğiz, kaybettirmeyeceğiz polemiği içine falan çekiliyor. Bazı yerde de varlıkları bize kaybettirebilir. Burada önemli olan bu 11 büyük şehri korumaktır. Çünkü o 11 büyük şehirde belediyeler 5 yıldır bizim tarafımızdan yönetiliyor. Ben çok iyi hizmet yaptığımızı, insanların gerçek anlamda, yani AK Parti istediği kadar AKP belediyeciliği desin, Melih Gökçe'nin parsel parsel satan belediyeciliğinden, İstanbul'un üstünde helikopterle kupon arsa belediyeciliğinden veya %10'u almadan, imarı bilmem ne yapmadan bambaşka bir belediyeciliğe geçtiğimizi, dayanışma belediyeciliğini, sosyal belediyeciliği herkes gördü. Bu yüzden işimizin kolay tarafı bu. Yoksa %20 geriden başlıyoruz. Bizim bugünkü anket sonuçlarına %20 ekle, bütün Türkiye'yi alırız. Kayseri'de iddialıyız yani. Öyle eklediğin. Dolayısıyla bu burada sizin ama, için başarı devam edecek. 11 ilin alınması ben olacak. Ben 11 ilin alınmasını çok önemsiyorum. Hiçbirini kaybetmek istemem. Ama mesela Bursa çok iyiye gidiyor. Acayip iyi. Manisa'da oldukça olumlu bir seyrimiz var. Balıkesir zaten ben söyleyince gerçi birazcık alınmalar, kızmalar oluyor. Kimseyi de kızdırmak istemem ama Balıkesir'de vicdan Ahmet Akın diyor zaten. Yani geçen aldığımız seçimi İYİ Parti'nin talebi üzerine Ahmet Akın'ın güldür güldür açık ara aldığı seçimde Ahmet Akın'ı gözyaşlarıyla çekip verdik. Onu İsmail Ok'a verdiler. İsmail Ok seçimi elleriyle AK Parti'ye hediye etti. İYİ Parti'nin jestini bekliyorum ve dediniz. Onu tamamlayayım cümlemi. Ödüllendirildi İsmail Ok ve AK Parti onu bir daha milletvekili yaptı şimdi. Düpedüz bir milli irade hırsızlığı var. Düpedüz bir siyasi yan kesicilikle karşı karşıyayız. Ve ben Balıkesirlilerin Ahmet Akın'a bu sefer hakkını teslim edeceklerini ve Ahmet Akın'a Balıkesir'e en iyi hizmeti yapma imkanını bu sefer sağlayacaklarını düşünüyorum. Yani tabanda bir ittifak olur. Şimdi sorudan kaçmak için de cümleyi tamamlamak için ben sonradan izleyebiliyorum. Aslında en iyi şeyi buradan övelim. Show TV yapmış. Ben bir jest veriyorum dedim. Sonra İYİ Parti'den biraz
sert cevaplar gelince. Bilmeyenler için söyleyelim efendim. Meral Hanım da şey demiş. Ben CHP'nin bu jestlerinden artık yoruldum. Midem bulanıyor. O ikinci faz. Şimdi ilk ben bunu söylediğimde jest istiyorum dediğimde Meral Hanım dememişti de birkaç işte adayları, sözcüleri falan sert yapınca ben birkaç gün geriden izledim Show TV haber bültenini. İyi Parti'den jest beslerken rest gördü yazmışlar. Güzel yani. Orada arkadaşlar hani rest çektiler çekmediler ama adaylarını çekmeyeceklerini söylediler. Yani Balıkesir'de benim de Meral Hanım'ı üzmek kızdırmak niyetim değil ama hepimiz şahidiz ki biliyoruz ki hiçbirine borcum yok sana borçlandım demişti. Hakikaten Ahmet çok efendi davrandı. Bazı yerde il başkanları istifa etti, bazı yerlerde adaylar olmadık açıklamalar yaptılar. Ahmet Akın partimiz bu kararı verdiyse tamam dedi, koştu orada çalıştı şey için. Şimdi de yeniden Ahmet Akın aday ama ben Balıkesir'in o vicdan terazisinde Balıkesir'deki iyi insanların o teraziyi dengeye getireceklerini düşünüyorum açıkçası. Özgür Bey neden Meral Akşener'e kadar Meral Akşener'e karşı bu kadar hoşgörülüsünüz. Yani şöyle. Eski dosttan düşman olmaz da ondan yani. Evet ama baktığımız zaman İyi Parti bugün hakikaten geçmişte de bunu konuştuk. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir jestiyle ve bir demokrasi o zamanki açıklaması CHP'nin öyle bir demokrasinin önünü açmak için meclise girdi. İşte genel seçimler sırasında yaşanılanları biliyoruz. İyi Parti tabanında genel seçimler sırasında çalışmayan örgütler olduğunu biliyoruz. Sonrasında yapılan açıklamalar var. Elbette ki belki kavgalaşmak ya da üslubu bozmak anlamında değil ama genel olarak İyi Parti'nin oyun alanını genişletmesine Ekrem Bey de siz de sanki müsaade ediyorsunuz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Neden? Bu bir strateji nedeniyle mi? Sadece eski hukuka mı dayanıyor? Yok, yoksa yani, böyle yapıldığı zaman Meral Akşener'in ve İyi Parti'nin tam tersine oy kaybettiğini, İyi Partili seçmenin size mi yöneldiğini düşünüyorsunuz? Ya şimdi birkaç şey yani şimdi bunların hepsi bir strateji, bir ölçme değerlendirme, bir sebep sonuç değil. Birincisi bir siyaset yapış biçimiyle ilgili bir mevzu var. Benim mecliste en çok tekrar ettiğim söz şudur. Muhalefete muhalefet etmem arkadaşlar. Ben 8-9 sene grup başkan vekili yaptım. 8,5 sene. Halen grup başkanıyım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin en uzun süre grup başkan vekilliği yapan Engin Altay'dan sonra bendim. Şimdi neredeyse bir yılda duruyor grup başkanlığını sürdürüyor. Benim mecliste ilk milletvekilleri gelir böyle işte oryantasyon toplantısı diyelim veya bir kendilerine ne nedir diye anlattığımız tecrübe, deneyimlerimizi paylaştığımız toplantıda muhalefete muhalefet etmeyin, iktidarın ekmeğine yağ sürersiniz diye hep böyle göstermişimdir. Mecliste iki muhalefet partisi kavga etse yolunu bulur, araya girerim ve bir şekilde bu lafı söylerim. Muhalefetin muhalefetle çatışması iktidarı zevkten dört köşe yapar. Ben o yüzden hiç muhalefetle çatışmadım, çatışmam. Çok nadir yani nefsi müdafaa haklarımız saklıdır. Çok sert bir laf söylenir. Döner cevabını veririz ama uzatmayız. O yüzden ben burada AK Parti ile mücadele ediyorum, MHP ile mücadele ediyorum. Ne işim var benim İyi Parti ile? Çok özür dilerim. İyi Parti hala sizce muhalefette mi? Bence muhalefette tabii yani. Çünkü çok böyle ciddi isimlerden iktidar kanadından artık daha yakın olduğunu söyleyen yorumlar yapılıyor. Ciddi isimlerle, siz ona katılmıyor musunuz? O ciddi isimlerle tartışmak lazım onu. Ben İyi Parti'nin yöneticilerinin niyetini okuyamam. Bilemem. Ama bildiğim bir şey var. İyi Parti'nin seçmeni, İyi Parti'nin üyesinin iki tane temel motivasyonu var. Biri saraya itirazdır. Tek adam rejimine itiraz. Evet. Özgürlüklerin kısıtlanması itiraz. İki, Devlet Bahçeli'ye itiraz. Çünkü onlar parti içi bir mücadelede kurultaylarını kazandılar. Devlet Bahçeli AK Parti ile anlaştı. Kurultayını bozdurdu. İptal ettirdi. Geri kalanın hepsini partiden atıyordu. Onlar da gitti ayrı bir parti kurdular. Şimdi bu şartlar ortadan kalkmadıktan sonra İyi Parti'nin tabanı, İyi Parti'nin seçmeni, İyi Parti'ye gönül verenler, üyeleri bu temel iki rahatsızlıkları çözülmedikten sonra nasıl olacak da muhalif seçmen olmayacaklar. O yüzden hani ben bir iki tane İyi Partili onu demiştir, bunu demiştir ayrı. İyi Parti'nin ben şurasında güneş olan birini gördüm mü, altı oku gördüm mü de sarılırım, tanıyayım tanımayayım. Herkes beni bilir.
o iyi bir insan gördüm derim sanırım. Bu Iğdır'da da böyle, Niğde'de de böyle, Antalya'da da böyle, Tekirdağ'da da böyle. Ve iyi insanlardır hakikaten. Atatürkçüdürler, demokrattırlar, sosyaldirler, kimseye karışmazlar. Dinini yaşar ama kimsenin dinine karışmaz. Tam bir Anadolu CHP demokratıdır. CHP seçmeninde çok benzeyen bir çok benzer. Ama ben bu seçmenle kavga edeceğim. Ama seçmen farklı bir şey Sayın Genel Başkan. Ama şöyle bir şey, tabii. Yani şunu söyleyeyim, daha net sorayım. 1 Nisan'dan sonra ki bu konuşulan bir senaryo, Recep Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener aynı masaya oturur da Meral Akşener'in bazı istekleri kabul edilirse, biz İYİ Parti'yi Cumhur İttifakı safında görürsek Özgür Özel şaşırır mı? Şimdi bakın, elbette şaşırırım, çünkü şu açıdan şaşırırım. Yani ben Meral Hanım'ın tek adam rejimine karşı nasıl bir samimi mücadele verdiğinin geçmişte tanıyım yani. Şimdi eski dosttan düşman olmaz dediğimizin bir de böyle bir karşılığı var. Ama Devlet Bahçeli neler neler söyledikten sonra bunları yaptı. Siyasette neler oluyor? Ama o zaman şey olur. Zaten bu sistemin en büyük sıkıntısı da bu. Siyasal meşruiyeti olmayan bir birliktelik olur. Niçin? Bu seçmenden siz muhalifsiniz. Tek adam rejimini ortadan kaldıracağız. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diye bir oy aldınız. Sizin milletvekili sayınız muhalefet seçmeninin size muhalefet edesiniz diye ya da bizimle birlikte iktidar edesiniz diye güçlendirilmiş parlamenter sistemi hayatına geçiresiniz diye verdiği oy. Şimdi siz oyu arada bir seçim daha olmadan, seçmenle konuşmadan, ona kendi meramını yeniden arz etmeden, yeni bir destek almadan oraya taşırsanız görüntüde AK Parti'nin işte tükenmekte olan %40'ların altına bayağı 35'lere gerilemiş şeyini diyelim milletvekili sayınızla bir noktaya taşırsınız ama siyasal meşruiyet tartışması çıkar. Erken seçim tartışmaları başlar. O yüzden bu öyle şey. Ben zaten Meral Hanım'dan böyle bir şey beklemem ama hani dediğiniz bu sistemin en tuhaf tarafı da o. Eskiden şuydu. Milletvekillerin var. Güven oyu alıyorsun. Hükümet programı var falan filan. Meclis odaklı bir güven oyu sistemi. Şimdi güven oyu yok. Şimdi güven oyu 5 yılda bir milletten. Ama o zaman da negatif valör çalışıyor. Yani sen benden oyu alırken ne dediydin diye soruyorlar. Öbüründe hükümet programını meclisin seçtiği temsilcilere okuyup oylatıyorsun. Başka bir meşruiyetin var. Burada ters valörle ben sana yetkiyi bunun için vermedim ki tartışmasının altından kimse kalkamaz. Bakmayın Devlet Bey'in yaptığı iş bir başka şeydi, o darbe süreci, o hal bilmem ne falan, o kargaşada. Bu pratik siyasette kolay sürdürülebilir bir iş olmaz o. Çok özür dilerim. Çok geriye dönmek istemiyorum ama İYİ Parti'nin haricinde Altılı Masa'nın diğer partileri. Mesela Gelecek Partili herhalde Selim Temurçu söylemiş değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Bu biz Murat Kurum'u yani destekliyoruz babında bir açıklama oldu. Selim Temurçu kendisi söyledi. Ben kendisi Murat söyledi. Ama biz pek çok arkadaşımız da böyle düşünüyor dedi. Onu da ekledi. Öyle hatırlıyorum. Yani o Altılı Masa'nın sadece İYİ Parti kanadında değil diğer partilerinde de belki Demokrat Parti sizi destekliyor, onu açıkladılar. İlk kez bir şey duyacaksınız ama bu soruya bu cevabı vermek durumundayım. O partiyi bağlamıyor. Çünkü o partinin en üst düzeyinden, genel başkanından bana Selim Temurçu'nun açıklamalarından duyulan üzüntü ve partinin kanaati paylaşmadığı Sayın Başbakan, Sayın Hoca'nın bundan... Ahmet Davutoğlu size söyledi bunu, evet, yani. Doğrudan iletildi. Sizi destekliyoruz dediler mi peki? Yok. Sayın Selçuk Özdağ kanalıyla doğrudan bunu bana iletti. Selim Temurçu'nun görüşlerinin kendi görüşü olduğunu, hocamızı, Sayın Başbakanımızı üzdüğünü, bizim tutumumuzun böyle olmadığını ve bizim kesinlikle Murat Kurum'u desteklemek gibi bir durumumuzun olamayacağını, üzüntülerini iletiyoruz diye ilettiler. Çünkü bunu söylemesem bir zan altında kalıyor Gelecek Partisi. Yani bir başka partiler var. Evet. Evet. Ayrıca bu Sayın Selçuk Özdağ bana bu olay olduktan 3-4 gün sonra geldi. Ertesi gün sabah da basın danışmanlarımız kanalıyla ilk sıcak mesajı iletti. Yani hoca çok üzgünmüş. Bu konuda sizinden bir görüşme talebi olacak veya birisi gelecek, görüşecekmiş. Sakın bizim partimize mal etmesinler diye. Ertesi sabah erkenden basın danışmanlarımız iletişime geçti. Peki farklı şehirlerde farklı partileri destekliyor Gelecek Partisi. Çok mantıklı gördüm. Ben baktım. Hoş bir strateji. Bu size yarayan bir strateji mi? Yok. Ben bize yaramak üzerinden okumam. Hani sevindiyseniz size yarıyor olabilir. Onun için soruyorum. Ben ilkeli gördüm yaptıkları işi. Öyle mi? Yaptıkları işi ilkeli gördüm. Bazı yerleri yanlış okumuşlar. Çünkü
Neresiydi ya Rabbim? Yanılmıyorsam Afyon. Anketlerde biz bayağı önde, başa baş yarışıyor Burcu Köksal. Orada bir yanlış okumuşlar. Ama onlar bariz, biz muhalefet partisiysek muhalefete kazandırmak üzere destek açıklıyoruz diye okudum ben. Bütün hepsi öyleydi. Bir tek destekledikleri iktidar adayları da var. Bir tek Afyon'da Burcu Köksal'ın başa baş yarıştığını görmemişler gibi gördüm. O dediğiniz başka bir tercihin sonucu, onu tartışmak benim için. Evet. Şu Meral Akşener'i bir bitirmek istiyorum. Ben ondan sonra zaten reklam arasına gideceğiz. Sonra diğer sorularımızdan devam ederiz ama şundan dolayı bu Meral Akşener konusunda ısrarcı oluyorum. Şimdi ben sokağın gözüyle baktığımızda, biz gazeteciler, siz de sokaktasınız ama biz daha farklı yorumlar da duyabiliyoruz. Şöyle bir görüntü çıkıyor. Ya bunlar 8 ay evvel oturmuşlar, koskoca Türkiye'nin bütün sorunlarını çözebilecekleri bir büyük grand koalisyon kurup, altılı masa koyup, Türkiye'nin demokrasi tarihinde olmadığı gibi müthiş iddialı programlar koydular. Ekonomik, sosyal, siyasi, anayasa, haklar, özgürlükler ve seçim kaybedildi. Ondan sonra bir daha ne o programlar konuşuluyor, ne bir muhalefetin bir hayali var gibi görünüyor, ne geleceğe yönelik bir vaatte bulunuyor pozisyonunda. Tamam, yerel seçimde adayların bir takım projeleri var ama muhalefet inanılmaz dağınık görünüyor. Ve üstelik İYİ Parti sürekli CHP ile kavga ediyor. Bu muhalefetten bir şey olmaz. Şimdi bu algısı olanlar için bu bir sizin açınızdan da bir dezavantaj değil mi? Meral Akşener'in sürekli olarak geçmişe referans vermesi, oradaki hesabın bir türlü kapanamıyor olması ve genel merkez, yani adaylar başka ama genel merkezin siyasetinde biz bu ülkenin geleceğine talibiz programının ya da söyleminin sert bir şekilde ortaya konuluyor olamaması. Şimdi birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyiz. Cevabı reklamlardan sonra alacağız. Bu doğru bir şey değil. Yani bu kadar uzun ve bir yorum içeren sorudan sonra buradan şimdi giden olacak, bilmem ne olacak. Bu, yok, tam tersi, merak edip o zaman böyle soruları, daha kısa sorup cevabı daha kısa alıp reklama öyle gitmek lazım. Peki o zaman isterseniz ilk giriş cümlesini söyleyin, öyle şunu gidelim. Şunu söyleyeyim. Burası İYİ Parti'nin genel merkezi ve ben, bu koltukta Meral Hanım oturuyor olsa bu soru doğru. Sizin yapılmaması lazım dediğiniz hiçbir şeyi ben yapmıyorum zaten. Bizim partimiz yapmıyor. Biz muhalefetle kavga etmiyoruz. Hı-hı. Geçmiş defterleri açmıyoruz. Ayrıca 1 Nisan sonrasına çok önemli bir vizyon koyuyoruz. Partimizin emekten yana, sosyal demokrat tavrıyla, kendi başının üstündeki %25'lik cam tavanı tuz buz etip bu yerel seçimlerde bir hedefi var ama daha sonrasında başka bir hedefi var. Ve CHP sol sosyal demokrat bir parti kimliğiyle, zaten şunu yanlış buluyorum ben. Seçimden hemen sonra bir sonraki seçimin ittifakını oluşturmaya çalışmak, partileri kimliksizleştiren, birbirine benzeten, adeta koşucuları belinden birbirine zincirle bağlayıp hadi birlikte koşun deyip herkesin bir diğerine mani olduğu ve kendisini iyi anlatamadığı bir şey. Geçmişte ne oluyordu? Seçim oluyordu, bitiyordu. 40 gün süreyle koalisyon konuşuluyordu, icap ediyorsa. Şimdi de seçimler gelirken hadi 40 gün olmasın, 90 gün kala ihtiyaç varsa, ben %50'lere yaklaştıysam ihtiyacım kadar ittifak kurarım. Şimdiden gelecek seçime biz hep beraber ancak kazanıyoruz, ucu ucuna kazanıyoruz algısını pekiştirecek bir ittifakın içinde niye olayım? O evrak en mükemmel evrak değil ki, ortak katların en küçüğüdür o evrak. Yani minimum mütabakat metnidir. Biz o evrağa neler koymak istedik koyamadık. Mesela Denizcilik Bakanlığı'nı bile koyamadık. Kendimiz söyledik. O sizin taahhüdünüz, buraya koyamayız dediler. CHP'yi CHP yapan farklılıklarını ben 4 yıl boyunca anlatayım. Seçime 4 ay kala %42 miyim? %10'luk bir ortak alırım belki kendime. Ama önce kendim bir yere gideyim. Bu sırf benim için değil, bütün partiler için son derece anlaşılır bir şey. Ben geçmiş seçimin defterini kapattım. Eski ittifak ortaklarıma saygılıyım ama onlarla çatışma gibi bir işim yok. Kendim 1 Nisan'dan sonra gerçek bir sol parti olarak emeklinin önüne düşerek, emekçinin önüne düşerek, yoksulun hakkını savunarak büyük bir mücadeleyle partimi bu ülkedeki bu bütün sıkıntılara çare olabilecek tek parti olarak gösteren ve bunu halka doğru anlatan bir yola çıkıyorum. Bu yolla da iktidar olmak istiyorum. Koalisyon kurar mıyım, ittifak kurar mıyım? Gelecek seçim yaklaşırken bakarız.